Yaşanan isyanlardan sonra artık Osmanlı Devleti diyor ki biz yaşadığımız bu 17. yüzyılda neden bu kadar devlet otoritesinin sarsılmasına izin verdik? Yani hata nerede? Hangi ıslahatları yapabiliriz diye bunun derdine düşüyoruz. Peki ıslahat kelimesi ne demek? Islahat, ıslah etmek yani düzeltmek, yenilemek anlamında kullanılıyor. Diyor ki Osmanlı Devleti biz bu dönemde güvendiğimiz devlet adamlarına bu işi emanet edelim. Onlardan birisi de Katip Çelebi. Şimdi burada Katip Çelebi'nin cümlelerine bakalım. Bunu herhangi bir şekilde yazmanıza gerek yok ama yorumu önemli. Yani ne demek istiyor? Devletle ilgili teşhisleri neler? Hangi eksiklikleri görmüş ve hangi benzetmeleri yapmış? Şimdi diyor ki insan yaşamı ile devlet yapısı birbirine benzer. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık. Kişi nasıl bu evrelerden geçiyorsa devletler de aynı akıbeti yaşar. Yani burada vurgulamak istediği şey, kişinin nasıl ki geçtiği bir takım evreler varsa devletin de geçtiği evreler vardır. Devletin de çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri vardır diyor. Devam edelim cümleye. Nasıl ki tabipler, tabip ne demekti? Doktor demek. Her yaşa uygun ilaçlar ve perhizler uyguluyorsa, perhiz de ilaç benzeri kişileri iyileştirmek için yapılan uygulamalar. Devletin tabipleri de devletlerin yaşını fark edip ona göre reçete yazmalıdır. Şimdi burada doktorlarla devletin yöneticileri arasında bir bağ, bir benzetme yapıyor. Nasıl ki bir doktor her yaşa uygun ilaç ve uygulamada bulunuyorsa, devletin doktorları da kim? Yöneticiler. Bu yöneticiler de devletlerin yaşını, durumunu fark etmeli ve ona göre reçete yazmalıdır diyor. Devam edelim cümleye. Kişi tabibin bilgisi ile ilaç ve perhizine uygun davranarak yaşamını uzatabildiği gibi devlet de bilgili ve deneyimli yöneticilerin elinde ömrünü uzatabilir. Yani bir kişi doktorun sayesinde onun verdiği ilaçla nasıl ki yaşamını uzatabilirse, yaralarına merhem bulabilirse, aynı şekilde devlet de yaralarına merhem vurabilir. Bunun çözümünü nerede buluyor Katip Çelebi? Bilgili ve deneyimli yöneticilerin başa geçmesiyle. Yani başta ne kadar tecrübeli, ne kadar bilgili yönetici olursa devletin ömrü de o kadar uzun olur diyor. Aynı cümleye devam edelim. Hastaya bakan tabibin bilgili olması yetmez. Hastaya sözünü dinletmesi, acı olsa bile ilaca devam etmesi gerekir. Yani biz devlet yönetiminde eğer devleti hasta olarak görüyorsak sözümüzü dinletmemiz için acı bile olsa ilaca devam etmemiz lazım. Yani burada Katip Çelebi devlet yaptığı uygulamalarda geçici olmayacak. Geçici yöntemlere değil kalıcı yöntemlere başvuracak. Bu acı bile verse, devletin ekonomisine zarar bile verse buna biz devam etmek zorundayız diyor. Toplumdaki hastalıklar için de yöneticilerin kesin ve süratli müdahalesi gerekmektedir. Yani toplumu da eleştiriyor burada. Toplumda da bozulmalar varsa o zaman yöneticiler keskin ve süratli yani hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde buna müdahale edecek diyor. Katip Çelebi'nin bu cümleleri neden önemli? Çünkü devlet bir arayış içinde. Neden biz bu kadar isyana maruz kaldık? Bunları aşmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu dönemde Katip Çelebi gibi önemli bir devlet adamından teşhis istiyor Osmanlı ve bu cümlelerle Katip Çelebi devlete yol göstermeye çalışıyor. Peki 17. yüzyıldaki ıslahatlar neden gerçekleştirildi? Şimdi Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu İstanbul, Anadolu ve eyalet isyanları doğrudan devletin kendisine sorgulamasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda yönetimdeki bozulmalar yani devlet adamlarının kendi çıkarlarını devletin çıkarının üstünde görmeleri doğrudan yönetimdeki bozulmalara sebebiyet veriyor. Aynı zamanda savaşlarda alınan pek çok başarısız sonuçlar var.
savaşlar uzun sürüyor, vergiler artırılıyor ve devlet artık eski gücünde değil. O yüzden devlet diyor ki bizim ıslahat yapma, yani yenilik, düzenleme yapma zamanımız gelmiştir. Kendimizi eleştirelim. Nerede yanlış yapıyoruz? Neleri düzeltebiliriz? Bunların hepsini oturup konuşalım diyorlar. Ve bu doğrultuda bazı padişah ve devlet adamlarının doğrudan devleti ve otoriteyi düzeltmeye yönelik ıslahat yaptığını görüyoruz. Şimdi bu ıslahatların neler olduğunu göreceğiz. 17. yüzyılda ıslahat, yani yenilik yapmak isteyen en önemli padişahlardan birisi Genç Osman olarak bilinen 2. Osman. 2. Osman diyor ki, bana göre devletin 3 tane sorunu var. Adam kayırmalar, yani torpil sisteminin işlemesi, kadılık, yöneticilik, valilik gibi makamlara doğrudan kolay yöntemlerle kişilerin alınması, bununla beraber kötü yönetim, yani halka yöneticilerin kötü davranmaya başlaması, tecrübesiz, deneyimsiz kişilerin başta olması ve rüşvet, yani insanların işini yaptıktan sonra belirli bir ücret istemeleri, iyilik istemeleri, bunlar karşılığında işlerini yapmaları, bütün bunların devletin mekanizmalarını, sistemini bozduğunu söylüyor 2. Osman. O yüzden ıslahatlarını da bu yönde yapmaya başlıyor. Yani buradaki torpil sistemini nasıl azaltabiliriz? Kötü yönetime nasıl son verebiliriz? İnsanların işlerini daha doğru yapmalarını, daha deneyimli ve tecrübeli devlet adamlarının burada görev almalarını nasıl sağlayabiliriz diye bunun arayışı içerisine giriyor. İkinci Osman'ın bu dönemde yaptığı ıslahatlar doğrudan 3 sorun üzerine yoğunlaşıyor. Peki ikinci Osman hangi ıslahatlarla başladı? Öncelikli olarak padişah olarak yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçlıyor. Yani diyor ki ben eğer bu devletin başındaysam diğer padişahlar gibi otoritemin sarsılmasına izin vermemem gerekiyor. Yani kararların uygulanabilmesi için öncelikle yetkisinin çok net çizgilerle belirlenmiş olması lazım. O yüzden önce kendi ağırlığını devlet yönetiminde koymaya çalışıyor. İkinci maddeye bakalım. Şeyhülislam ve İlmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırıyor. Şimdi ilmiye ne demekti? Kelimenin kökü ilimden geliyor. İlim sahibi olan sınıf, yani Şeyhülislam'ın yer aldığı, kadıların yer aldığı sınıf anlamında kullanılıyor. Şimdi neden bu sınıfın yetkilerini sınırlandırıyor? Çünkü bu dönemdeki Şeyhülislamlar, yani İslam dinini uygulamaya çalışan, dini konularda fetva verme görevi olan kişiler, padişahın çok fazla işine karışmaya başlıyorlar. Devlet meselelerine de müdahale etmeye başlıyorlar. Hem dini konularda hem de siyasi konularda yetkilerini artırıyorlar. Dolayısıyla 2. Osman diyor ki, eğer ben kendi otoritemi artırmak istiyorsam, devlet meselelerine karışmaya çalışan buradaki Şeyhülislam başta olmak üzere diğer yöneticilerin yetkilerini sınırlandıracağım. Mesela ilmiye sınıfında kadılar, hakimler eğer işlerini doğru yapamıyorsa yetkilerini sınırlandıralım diyor. Onlara ağır cezalar uygulamaya başlayalım diyor. Dolayısıyla amacı devletin düzenini sağlayabilmek. Diğer bir maddeye gelelim. İlk kez saray dışından evlenerek değişik bir yol izledi diyor. Şimdi burada değişik yolla kastettiği şey şu. Normalde padişahlar saray içerisindeki kişilerle evlilik gerçekleştiriyordu. Bu da şuna sebep oluyor. Sarayın içinde evlenmiş olduğu kişi ve ailesi ne yapıyor? Padişahın işine çok fazla müdahale etmeye başlıyor. Yani saray yönetimi denilen padişahın dışında bir otorite oluşuyor. Dolayısıyla 2. Osman diyor ki kendi döneminde ben saray içinden bir kişiyle evlenmeyeyim. Bu geleneği artık bitireyim. Sarayın dışında halktan bir kişiyle evlilik yapmak istiyorum diyor. Yani burada iki tane amacı var. Birincisi, sarayın içinde sürekli işlere karışan,
bir yönetimin otoritesini bozmaya çalışan bir oluşuma engel olmak istiyor. Biri bu. İşine karışılmasını önlemek. İkincisi, sarayın dışından halktan biriyle evlenerek de ne yapıyor? Halka yakın bir isim olduğunun burada göstermeye çalışıyor. Yani halka vermek istediği mesaj, bakın ben diğer padişahlar gibi kendime karışılmasına müsaade etmeyeceğim. Saray içerisindeki iktidar kavgalarının içerisinde yer almayacağım. Sarayın dışından, halkın içerisinden bir kişiyle evlilik yapmak istiyorum diyerek bunu göstermeye çalışıyor bu dönemde. Diğer bir maddeye bakalım. Bu madde önemli. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünüyor. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? İstanbul'da ne vardı? Hangi isyan yaşanmıştı? İstanbul isyanları yaşanmıştı. Yani doğrudan Yeniçerilerin maaş alamadıkları için çıkardıkları bir isyan hareketi vardı. Dolayısıyla İstanbul'da asayiş, güvenlik yok. O yüzden 2. Osman diyor ki, acaba biz diyor İstanbul'dan Anadolu'ya mı taşısak başkente? Anadolu'da güvenli olan bir bölgede mi yer alsak diye bunu yanındaki devlet adamlarına danışıyor. Ama pek çok kişi buna onay vermiyor. İstanbul yüzyıllardır başkentlik yapan bir yer. Fatih döneminden beri aldığımız önemli bir yer. O yüzden böyle bir şey halkın nezdinde de çok uygun görünmez diyorlar. Halk da buna tepki gösterir diyorlar. O yüzden 2. Osman bu kararından vazgeçiyor. Diğer bir maddeye bakalım. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünüyor. Çünkü diyor ki Yeniçeriler bu dönemde çok etkili değil. Tam olarak devlete fayda sağlamıyorlar. Faydadan çok zararları var. O yüzden Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı bu süreçte düşünüyor. Diğer slaytımızda sebeplerine geleceğiz. En son dedik ki 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Peki neden? Şimdi burada altını çizdim. İkinci maddeye yoğunlaşalım. Hotin Kalesi bu dönemde 2. Osman'ın öncülüğünde kuşatılıyor. Ancak kaleyi alabilecek güce sahipken, tam büyük bir zafer kazandık diyecekken, Yeniçerilerin isteksizliği ve disiplinsiz davranışlarından dolayı biz Hotin Kalesi'ni kaybediyoruz. Yani kazanabileceğimiz bir zaferi Yeniçerilerin isteksizliği ve disiplinsiz davranışları yüzünden kaybediyoruz. İkinci Osman'a bu doğal olarak bir dert oluyor. Diyor ki yani biz neden alabileceğimiz bir yere alamadık? Yeniçeriler yüzünden. O zaman diyor ben bundan sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağım. Yerine çok daha yepyeni, dürüst, sağlam askerlerden oluşan bir ordu kuracağım diyor. Ama tabii ki bu dönemde kolay bir şey değil. Duyuluyor onun bu yapmak istediği, işte Yeniçerileri kaldırma isteği ve Yeniçeriler İstanbul'a döner dönmez 2. Osman'ı, yani bir padişahı suikastla öldürüyorlar. Yani düşünün, asker bir araya geliyor, padişahı öldürüyor. Bu Osmanlı Devleti ile ilgili bize hangi yorumu yaptırır? Bu dönemde devlet mi daha güçlü, asker mi daha güçlü? Hangisi? Asker. O yüzden düşünün, 2. Osman öldürdükten sonra ondan sonra gelen padişah cesaret edebilecek mi bir daha Yeniçerileri öldürmeye? Yeniçerilerle ilgili bir yenilik yapmaya herhangi bir şekilde cesaret edebilecek mi? Hayır. O yüzden 2. Osman döneminde yaşanan bu olay önemli. Yeniçerilerin devletin otoritesini nasıl sarstıklarını gösteren bir olay ve ıslahat yapmak isteyen, yenilik yapmak isteyen bir padişaha doğrudan asker engel olabiliyor. Evet gençler, şimdi defterlerimizi çıkaralım. Başlığımız 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar. Başlık 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar. "17. yüzyılda Osmanlı'da yaşanan isyanlar" paragraf olarak yazıyoruz.
17. yüzyılda Osmanlı'da yaşanan isyanlar, yönetimdeki bozulmalar ve savaşlarda alınan başarısız sonuçlar, devleti ıslahat yapmaya yöneltmiştir. Islahatlar padişahların öncülüğünde yapılmaya çalışılmıştır. Şimdi alt başlık atalım. İkinci Osman döneminde yapılan ıslahatlar. İkinci Osman döneminde yapılan ıslahatlar. Paragraf olarak yazalım. İkinci Osman'a göre devletin en önemli üç sorunu torpil yapılması, kötü yönetim ve rüşvet alınmasıydı. İkinci Osman'ın yaptığı ıslahatlar şunlardır diyelim ve maddeler halinde yazalım. İlk madde, padişah olarak yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçladı. Diğer madde, Şeyhülislam ve İlmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırdı. Diğer madde, İlk kez saray dışından evlilik yaptım. Parantez içinde, birinci amacım sarayın içinde padişahın işine karışılmasını önlemek. Sarayın içinde padişahın işine karışılmasını önlemek. İkinci amacı ise halka daha yakın olmaktır. İkinci amacı ise halka daha yakın olmaktır. Parantezi kapattım. Diğer maddeye geçiyorum. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür. Son maddem, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür. Şimdi alta geçip not diyelim. İkinci Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemesinin sebebi, Hutin kuşatmasında Yeniçerilerin isteksizliği ve disiplinsizliği yüzünden savaşın kaybedilmesidir. İkinci Osman İstanbul'a dönüşünde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak için çalışmalarını başlatmıştır. Ancak bunu öğrenen Yeniçeriler tarafından öldürülmüş.